Merhabalar sevgili dostlar. Bu haftaki konumuz Merkez Bankası bağımsızlığı olacak. Gündem beni maalesef aynı rotanın içinde tutmaya devam ediyor. Merkez Bankası bağımsızlığı ile ilgili olarak daha önce sevgili Oktay'la da bir program yaptık. Oktay Özden'le de bir program sohbet gerçekleştirdik. Fakat burada tabii bunu biraz daha tekrarlamak istiyorum, bu Merkez Bankası bağımsızlığı konusunu. Biraz daha sade bir şekilde ifade etmek istiyorum. Öncelikle tabii Merkez Bankası'ndaki bağımsızlık deyince Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın isminden yola çıkmak lazım. Oradaki cumhuriyeti değil de yani cumhuriyet kavramı zaten aslında Merkez Bankası bağımsızlığına vurgu yapmak içindir. Burada tabii bağımsızlık konusu özellikle yani sadece Türkiye'de değil, Trump döneminde Trump'ın FED'le ilişkileri de düşünüldüğünde aslında dünyada temel konulardan birisidir ve yeni de değildir yani çok eskiden beri tartışılan bir konudur bu Merkez Bankası'nın bağımsızlığı. Burada tabii Merkez Bankası'nın amacı ve araçları üzerinden bir bağımsızlık tartışması yapılmaktadır. Bu bağlamda da politika yapıcılar sorumluluğu biz aldığımızdan dolayı Merkez Bankası'nın amaçlarını belirlemede yani bunun bir Merkez Bankası amacından çok hükümetin amacı olduğu. Dolayısıyla da burada hükümetin Merkez Bankası politikalarında Merkez Bankası amacında söz sahibi olması gerektiği düşünülür ki ben buna da katılırım. Yani sonuçta Merkez Bankası Başkanı teknokratlardan oluşmaktadır. Yani bürokrattır bir bakımdan ama sonuçta halka karşı bir sorumluluğu yoktur. Yani uygulanan politikaların sonuçları Merkez Bankası'nı doğrudan bağlamaz. Bunu halka izah etmesi gereken siyasilerdir. Dolayısıyla da elbette hükümetin Merkez Bankası'nın amaçları üzerinde söz sahibi olması gerekir veya Merkez Bankası ve hükümet birlikte karar vermelidir. Şimdi Merkez Bankası nedir diye baktığımızda da Merkez Bankası aslında bankacılık sisteminde bir tekeldir. Yani bankaların bankası durumundadır. Dolayısıyla Merkez Bankası bir bakıma aslında bankacılık sistemine eşlik eder. Yani bankacılık sistemine eşlik eder. Şöyle parasal miktarın belirlenmesinde bankacılık sistemine etki eder. Bu düşüncemizde kredi mevduat yaratır görüşünden ortaya çıkmaktadır. Yani Merkez Bankası bankaların talep ettiği krediyi son ödünç veren olarak karşılar. Diğeri de aslında Merkez Bankası bankacılık sisteminin istikrarını da bir gözetleyen, bankacılık istikrarını, finansal istikrarı da gözetleyen bir mercidir. Diğer yandan aynı zamanda o ülke para biriminin değerini istikrarını korumak da görevlidir. Yani böyle olması gerekir. Tabii buna bağlı olarak da Merkez Bankası bu görevlerini yerine getirmek için araç setine sahiptir. Bu araç setinden en önemlisi de para arzı ve faiz oranıdır. Tabii para arzının içsel faizin de dışsal olduğu görüşünden yola çıkarak ben bu konuşmayı yapacağım. Enflasyon hedeflemesi rejimlerinde politika faizini temel olarak kullanır. Merkez Bankası'nın temel aracı bu politika faizidir. Şimdi burada Merkez Bankası bağımsızlığı dediğiniz zaman da işte bu aktiflerini kullanabilme becerisidir. Yani politika araçlarını amaçları amaç doğrultusundaki hükümetle belirtilen amaçlar seti doğrultusunda bağımsız olarak kullanabilme becerisidir. Şimdi tabii bu bağımsızlık meselesi de şuradan ileri gelir. Hükümet veya işte siyasiler Merkez Bankası'nın araçları nasıl kullanacağını telkin etmemelidir görüşü vardır. Yani bu ortaya çıkmıştır son dönemde. Neden işte faiz, neden enflasyon sonuçtur gibi görüşler veya işte Trump'ın Merkez Bankası faizleri düşürmelidir konusundaki ısrarı bağlamında bu araç bağımsızlığını tehlikeye atan, tehdit eden bir yapı. Merkez Bankası bağımsızlığı konusunda endişeleri arttıran durum yaratmaktadır.
Fakat aslında Merkez Bankası'nın bu araç bağımsızlığı sadece, yani araç bağımsızlığını tehdit eden sadece bunlar değildir. Makro ekonomide son dönemde özellikle üzerinde tartışılan bir konu imkansız üçlemdir. İmkansız üçlem tabii Mundell'in 1960 çalışmasından türetilmiştir ve geliştirilmiştir. Yani açık ekonomi makro modelin bir parçasıdır. Burada üçgenin üç tarafında aslında özellikle gelişen piyasa ekonomilerinin isteyeceği bir durum vardı. Bunlar nedir? Tam sermaye hareketliliği. Yani kolay krediye ulaşabilmek, uluslararası bağlamda küresel sermayenin gelmesi. Dolayısıyla burada bir kaynak transferi söz konusudur. Diğer taraftan yani bu istenir çünkü bunun istenmesinin nedeni bu şeyin dış finansman kaynaklarının daha ucuz ve maliyetli olduğu düşüncesidir. İkinci istenen şey bağımsız para politikasıdır. Bu bağımsız para politikası aslında dış şoklara karşı Merkez Bankası'nın elini güçlendiren bir durumdur. Diğeri de kurda istikrardır. Bu da istenir çünkü kurdaki istikrarsızlık fiyatlama davranışlarını ve bilançoları bozmaktadır. Aslında tam sermaye hareketliliği yani uluslararası krediye kolay ulaşabilme ya da uluslararası kaynaklara kolay ulaşabilme, bağımsız para politikası, bu sayede Merkez Bankası amaçlarını daha kolay yürütebilir, amaçlarına daha kolay ulaşabilecektir. Ve diğer taraftan da kurdaki istikrar fiyatlama davranışlarını ve bilançoyu bozmayarak yine Merkez Bankası'nın amaçlarına daha kolay ulaşmasını sağlayacak bir etkendir. Bu üçü de istenir. Fakat imkansız üçleme kuramına göre bu üçü aynı anda gerçekleşmez. Nedir? Eğer sermaye hareketlerini tam istiyorsanız, tam sermaye hareketlerini kabul ediyorsunuz, yani kontrolsüz sermaye hareketlerini istiyorsunuz, o zaman bir tercih yapacaksınız, diyor imkansız üçlem bir politikası. Bağımsız para politikası ya da kurda istikrar. Eğer kurda istikrar istiyorsanız bağımsız para politikasından vazgeçeceksiniz. Yani kuru sabitlemek istiyorsanız o zaman bağımsız para politikası yürütemezsiniz. Neden? Çünkü kuru takip etmek zorunda Merkez Bankası. Kurdaki değişmeleri takip etmek zorunda. Eğer bağımsız para politikası istiyorsanız o zaman da kurdaki istikrardan vazgeçeceksiniz. Yani esnek kur sistemini tercih edeceksiniz. Yani aslında imkansız üçlem bir kur sistemi tercihi sunmaktadır. Sermaye hareketlerinin tam olduğu varsayım altında. Eğer hem kurda istikrar yani kuru belli bir seviyede tutmayı hem de bağımsız para politikası istiyorsunuz o zaman da sermaye kontrolleri sermaye hareketlerini kaldıracaksınız. Yani bir sermaye kontrolü getirmeniz gerekiyor. Şimdi şeye baktığımızda özellikle yani 2000 sonrası Türkiye ekonomisi biliyorsunuz 2000-2001'de iki tane kriz idi. Sonra güçlü ekonomiye geçiş programı ve enflasyon hedeflemesine geçtik. Türkiye'nin o dönemki ben buraya kadarki sürecine dikkate aldığımızda esnek kur enflasyon hedeflemesi tabii aynı zamanda esnek kur sistemi uygulamasını da gerektiren bir şeydir, stratejidir. Ama baktığımızda Türkiye'nin bunu başaramadığını yani enflasyon hedeflemesinde aynı zamanda esnek kuru tam olarak uygulayamadığını görüyoruz. Bunu da şeyle bağdaştırıyoruz. Yani büyük ölçüde yüksek enflasyonun yani aşırı sermaye hareketlerinin Türkiye'deki banka ve şirket bilançolarını dolarize etmesi ve kur artışının bu şirket ve banka bilançoları üzerindeki negatif etkisi olabileceği düşüncesi ve aynı zamanda kur artışının enflasyon üzerindeki geçişkenliği. Bu iki durum yani kur artışının bilançoları bozucu etkisi ve kur artışının enflasyon üzerindeki bozucu etkisinden dolayı Merkez Bankası aslında politika faizini
bağımsız olarak kullanamamaktadır. Yani örneğin ekonomi daraldığında Merkez Bankası politika faizini düşürse 2019 ve sonrasındaki gözlemlerimizde de olduğu gibi bu sefer sert sermaye çıkışlarıyla karşı karşıya kalmakta ve bir kur krizine neden olmaktadır. Yani dolayısıyla eğer bilançolarınız dolarize olmuşsa bir ülkenin şirketlerinin ve bankaların bilançosu dolarize olmuşsa ve ithalata bağlı bir ekonomiyseniz dolayısıyla kur şoku ve değişmelerin Merkez Bankası dikkatle inceleyecektir. Dikkat etmek zorunda kalacaktır. Buradaki volatiliteden endişe edecektir. Dolayısıyla aslında politika faizini kendi amacı doğrultusunda kullanamayacaktır. Politika faizini kendi amacı doğrultusunda kullanamaması ya da etkinliğini bozucu bir başka etken de tabii finansal istikrarsızlıktır. Bu banka bilançolarının bozulmasıyla ilgilidir. Dolayısıyla eğer bir ekonomide görüyorsa Merkez Bankası yine politika faizini etkin kullanma gücünden mahrum olacaktır. Ve bir diğeri de tabii mali baskınlıkla ilgili. Yani eğer Merkez Bankası bütçe açıklarını destekleyecek olursa yine politika etkinliğini kaybedeceği düşüncesi vardır. Şimdi ben bunun hangisine katılıyorum diye baktığımızda ben evet dışsal baskınlığın Merkez Bankası'nın politika faizini kendi amaçları doğrultusunda kullanamamasına neden olduğunu, yani Merkez Bankası'nın bir anlamda küresel koşulları dikkate alarak politika setini belirlemesi gerektiğini düşünüyordum. Yani böyle bir durumla karşı karşıya. Dolayısıyla da aslında hiçbir politik baskı olmasa bile Türkiye'nin yüksek borçluluğu ve bunun hem bilançolarda yaratacağı istikrarsızlık hem de bankacılık yani özel sektör bilançolarında yaratacağı istikrarsızlık hem de banka bilançolarında aktiflerini bozucu etkisinden dolayı Merkez Bankası'nın hiçbir politik baskıya bağlı kalmasa bile bağımsız olmadığını araç bağımsızlığında etkinliğini kaybettiğini düşünüyorum. Burada diğer yandan maliye politikasının baskınlık yaratmasının nedeni de aslında bütçe açıklarının dolarize edilmesinin bir sonucu olduğunu düşünüyorum. Yani ilk günah sorununa bağlı olarak nedir ilk günah sorunu? Hükümetin yurt dışında kendi para birimiyle borçlanamaması, yurt içinden de uzun vadeli borçlanamaması. Bu aslında tabii bir baskınlık yaratmaktadır yine Merkez Bankası üzerine. Bütçe açıklarının finansmanının Merkez Bankası tarafından sağlanması evet bir sorun olabilir ama esas sorun kamu bilançosunun, kamu bütçesinin dolarlaşmasıdır, yükümlülüklerinin dolarlaşmasıdır. Bundan dolayı bir mali baskınlık olduğunu düşünüyorum. Yoksa ben açıkçası maliye politikasının etkin kullanılması gerektiğini ve gerektiğinde Merkez Bankası'nın şeyi yani hazineyi fonlayabileceği görüşünü savunuyorum. Diğer taraftan enflasyon hedefi rejiminin kendisinin yani fiyat istikrarına odaklı merkez bankacılığının da aslında Merkez Bankası üzerinde bir bağımsızlık sorunu yarattığını düşünüyorum. Fiyat istikrarı hedefinin de yine Merkez Bankası'nın araç bağımsızlığında bir engel olduğunu düşünüyorum. Neden? Çünkü IMF'in kendisinin de yaptığı bir çalışmada gelir eşitsizliğinin enflasyon hedefinden bir ülkede gelir eşitsizliği artarsa bu ülkede enflasyon hedefinden sapmanın daha yüksek olabileceği yönünde bulgular var. Dolayısıyla bunu ben de destekliyorum. Bir ülkede gelir eşitsizliği artarsa o ülkede enflasyon hedefinden sapmalar olacaktır. Dolayısıyla Merkez Bankası'nın bunu da
düşünmesi gerekiyor politika faizini belirlerken. Çünkü aslında politika faizi paranın maliyetini belirlemekle birlikte Merkez Bankası'nın politika faizi paranın maliyetini belirlemekle birlikte aynı zamanda bir bölüşüm değişkenidir. Dolayısıyla politika faizini belirlerken gelir dağılımı üzerindeki etkiler de düşünülmelidir. Yine maliye politikasıyla birlikte eş güdümlü bir şekilde gelir dağılımı düzeltici politikalara Merkez Bankası da destek vermelidir. Bu bağlamda Merkez Bankası bence mesela selektif kredi, belli sektörlere yönelik selektif krediler de verebilir. Dolayısıyla Merkez Bankası'nın sadece fiyat istikrarına odaklı olması bence aslında enflasyon hedefinden de sapmasına neden olmaktadır. Çünkü şöyle düşünelim, ücretler yani emek piyasasında belirlenen ücretler ki burada sendika gücü ve şirketlerin gücü yani hem işveren sendikası hem de emekçi sendikasının çatışmasının sonucunda aslında ücretler ortaya çıkmaktadır. Teorik olarak. Ve bu ücretler tabii aynı zamanda enflasyonu da belirlemektedir. Enflasyon da faiz üzerinde etkilidir. Bu da tabii yatırım kararlarını etkilemektedir. Dolayısıyla aslında buradaki parasal genişlemenin, kredi genişlemesinin arkasında üretim vardır. Ve yine emek piyasasındaki etkinlik vardır. Emek piyasasındaki ücretlerin etkinliği vardır. Şimdi eğer bir ekonomide parasal genişleme verimliliğin üstünde gerçekleşirse, yani kredi genişlemesi verimliliğin üstünde olursa bu enflasyonist olur. Dolayısıyla şeyi dikkate almak gerekiyor. Yani ücret artışlarına ve emek verimliliğine göre ücret artışlarının yapılmasına dikkate almak gerekiyor. Çünkü hem ücretleri baskılayarak enflasyonu indirme stratejisi gerek Türkiye'nin 1990'lı yıllardaki tecrübesi ve gerek diğer ülke tecrübeleri de göstermiştir ki oldukça başarısız sonuçlar doğurmaktadır. Yine Merkez Bankası'nın büyümeyi dikkate alması gerektiğini düşünüyorum. Yani üretimi bu bağlamda dikkate alması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü sadece talep koşulları değil, arzdaki etkinlik de, arzdaki verimlilik, kapasite kullanımının artması da yine enflasyon üzerinde etkilidir. Son olarak tabii sadece fiyat istikrarı hedefinin aynı zamanda finansal istikrarında garanti olmadığını da söylemek gerekiyor. Yani fiyat istikrarı hedefi aynı zamanda finansal istikrarın da garantisi değildir. Neden? Bunu biraz önce de söyledik. Dış borçların yüksek olması, aşırı kredi genişlemesi bu bağlamda finansal istikrarsızlık yaratacak gelişmelerdir deyip bunu burada noktalayalım. Herkese esenlikler, sevgiler, saygılar.